sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Tarih ve zengin kültürüyle hafızalarımızda yer etmiş. İki dağın arasında Yeşil Irmak Ovası'na kurulmuş aşkın ve aşıkların diyarı Amasya'daki lezzet yolculuğumuz başlıyor. Ustalığın zirvesindeki Anadolu'nun gerçek şefleriyle beraberiz. Lütfi abla, yağlı mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Biz şimdi yanıç yapıyoruz. Biz bunun ismi yanıç. Boncuk gözlü Nurşen ablamla nasıl tarif vereceğiz? Evet. Ne ablamla da? Toyurga çorbası. Toyurga. Evet. Sesi bile güzel Gülizar teyze. Değil mi? Dağdan topladık bunları. Hı hı. Amasya Taşova'mızın şirin mi şirin çok sevdiğim köyü. Bora Boy'da yemekler ve ziyafet hazır. Amasya'da 100 yıllık asıllık lezzetin peşine düştük. Bir çörek var ki çok meşhur. Amasya çöreği diye anılıyor. Poğaça değil, başka bir şey değil. Bu arada harika bir lezzet. Masada şölen var. Evet, Amasya'da şölen var. Çünkü şölen yemekleriyle karşınızdayız. Tavuk germeç ve kuzu germeç hazırlayacak Güngör abi. Sizlere 3 güzel tarif verdi Salih ustamız. Etli bamya yemeği, incik, kuzu incik ve elma tatlımız. Ustamızın eline sağlık. Sağlık. Efendim, hoş geldiniz. Seyit Ahmet, muhtarımız, Bora Boy muhtarımız. Taşova'nın çok sevdiğim köylerinden bir tanesidir. Belde çok kalabalıktır. 360 hane. Yani köylerimizi böyle kalabalık gördüğümde ben çok mutlu oluyorum. Tabii gençler gitmişler ama evet, büyüklerimiz, evet, nenelerimiz, evet, amcalarımız, teyzelerimiz, abilerimiz köylerine sahip çıkıyorlar. Meşhur Bora Boy Gölü'yle. Evet. Ya ünlü. Turizmde çok önemli bir yeri vardır Amasya'da. Şöyle diyebiliriz, Amasya'nın akciğerleri. Yani nefes aldığı doğal, doğal her şeyiyle çok güzel bir bey köyümüz. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bu güzel sıcak karşılama için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben muhtarım. Teşekkür ederim. Abilerimize buradayız. De simsim oyunu için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Simsim oyna oynaya ben teyzelerin yanına gidiyorum. Hoş geldin, hoş geldin köyümüze. Hoş geldin. Anacığım nasılsınız, iyi misiniz? Valla şükür olsun. Maşallah. Daha iyi oldu. Hoş geldin. Şimdi Amasya'yı çok seviyoruz. Tüm Türkiye'yi çok seviyoruz. Evet, Amasya'nın köyleri çok kıymetli. Annelerimiz hala kültürlerini ısrarla yaşatıyorlar ve yaşıyorlar o kültürü. Evet. Bora Boy çok misafirperver, güler yüzlü insanlarla dop dolu bir diyar. Soframız bol. Ne var o sofrada? Soframızda her şeyle var. Mesela? Lahana dolması, kuru fasulye, pilav, salatası, turşusu, pekmezi her şey var. Ağzından bal damlıyor. Börek, çörek her şey var. Anlat. Biraz daha anlat. Hayvanlarımız var, yağımız var, peynirimiz var. Hepsi burada mı? Burada, hepsi burada. Görebilir miyim onları biraz? Görebilirsin, gider bakarsın. Köyü gezmeye izin var mı? Var, her şey serbest. Getirdim. Çok amaratlar, çok güler yüzlüler. Çok güzel dakikalar sizleri bekliyor. Okumanda bir kenara konsun.
Açın bak görüyorum Ayşe teyze Fatma abla. O kumandayı kenara koy. Uzaklaş o kumandadan. Artık bize emanetsiniz. Bir saat boyunca ayrılmayın. Çok güzel dakikalar sizleri bekliyor. Buyurun. Lezzet yolculuğu Bora Boy izlenimleriyle devam ediyor. Çok güzel tarifler var. Ustalığın zirvesindeki Anadolu'nun gerçek şefleriyle beraberiz. Gurme onları ziyaret etti. Sonradan gurme. Onlar hamur işinde usta. Lütfi abla yağlı mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz şimdi yanıç yapıyoruz. Biz bunun ismi yanıç. Yanuş. Bizim bu yaptığımız çökelikli yanıç deriz biz. Gözleme gibi mi? Gözleme gibi yanıç diyor. Burada evet. Yanıç deniyor. Evet yanıç diyoruz evet. Lütfi abla evet. Yanıç yapıyor. Yanıç yapıyor. Hamurlarda Şehir abla. Şehir abla yazıyor. Açıyor. Açıyor. Yazıyor. Evet. Dolduruyor. Pişiriyor. Fabrikayı kurduk yine biz burada. Evet. Bora Boy köyünün meydanında. Biz bunu şimdi önden biraz maya atıyoruz. Suyla, tuzuna yoğuruyoruz ununu. Hiçbir evet. Şey başka katmıyoruz. Sonra bunu biraz dinlendiriyoruz. Yani hamur kendine gelsin diye. Evet. Sonra döküyoruz. Yani katmer olanları biraz irice yumak yapıyoruz. Yanıç olanları biraz küçük. Lütfiye anne. Evet. Bir tane katmer ver misin oradan bana? Vereyim. Çok seviyorum. Yani içinde hiçbir şey olmayan katmer evet. Çok lezzetli. Evet. Ben de ondan şey diyorum. Sen de seviyorsun değil mi onu? Evet. Ah, dururken böyle dürüm yapıyoruz. Çaya ayrana bile gerek yok. Evet. Öyle güzel. Ayran da birazdan efendim. Hamur işleri böyle. Annelerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Anlatmaya devam ediyoruz Bora Boy'u. Evet. Duman oldum. Gerçekten duman oldum. İki duman arasında kaldım. Boncuk gözlü Nurşen ablamla fasulye tarifi vereceğiz. Nuray ablamla da toyurga çorbası. Toyurga. Evet. Düğün çorbası. Yani düğün çorbası evet. Hazırlayacağız. Önce kuru fasulye. Nasılsınız Nurşen ablacığım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hem anlıyorum hem duman oldum şu an. Evet. Maalesef böyle açıkta olunca. Güveçte mi yapıyorsunuz? Evet. Toprak kapta. Toprak kapta. Genelde dışarıda yazın iş yaparken açık havada. Güveçte yaparız. Mis gibi. Evet. Kokular gelmeye başlamış. Kavurmuşsunuz etini. Evet. Salçasını. Gelmeden hazırladım yağını, soğanını, salçasını, etini. Elinize sağlık. Evet. Şimdi fasulyesini de ekleyeceğiz. Hızlay biraz... gelse de dediniz fasulyeyi de ekleyeceğim evet. İçine. Evet. 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 Ben yardım edeyim size. Fasulyesi kalmış. Önceden biraz haşlandı mı sudan bekledi. Haşladık. Değil mi? Haşladık çünkü yetişmez bu şartlarda. Gaza alınması gerekiyor. Evet. Bir de öyle evet. Bir durum var. Evet. Şimdi içine ilave ediyoruz. Hem yanıyoruz. Bitti mi? Evet. Tamam. Bununla beraber pişecek. Biraz da su ilave edecek tabii evet. Nurşen ablam. Ardından güveçte, açık havada, odun ateşinde... Gerçekten kuru fasulye yiyeceksiniz. Kuru fasulye yiyeceksiniz. Gerçek kuru fasulye. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi de. Ağlamak istiyorum. Çok güzel tarifti. Ben de ağlamak abla sen de mi ağlıyorsun? Evet. Gerçekten çok acıklı bir bölüm bu. Evet. Kumandan ağlıyoruz ikimiz de. Anlat bakayım nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Tencerede ne var? Tencerede çekilmiş açlıkla sarı fasulye açlık var. Açlık ne? Bulgur gibi bir şey mi? Böyle evet, şey evet. Mi? Buğday mı? Evet, buğdayın dövülmüşü. Yani kırılmış. Kırılmış açlık. Yarma. Bunda ne var? Bunda da yoğurt var, bir kase. Bir bardak süt var. Yağ var mı? Yağ var birazcık. Bir tane yumurta var. Kesilmesin diye. Evet. Çünkü kaynayan suyumuzu atacağız evet, açlığımıza. Evet, evet. Evet fasulye var açlıklar içinde kaynıyor. Bu hazırladığımız evet, tarifini verdi Nuray ablamın ayran kıvamındaki evet, karışımı evet. İçine dökeceğiz. Aha. Ve toyurga. Evet toyurga. Burada toyurga deniyor. Toyga da diyen var aha. Bu düğün çorbası. Evet. Düğünlerde çok yapılır değil mi? Evet. Kazan kazan hazırlanır. Elinize sağlık. Aha, belki de binlerce olsun. Yıllık adetimiz, örfümüz evet. Bu çorba. Teşekkür ederiz. Aha. Sağ olun. Atıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Tencere ve güveç yemeklerimiz de böyle efendim. Bakalım başka sırada hangi tariflerimiz var sizin için?
Sesi bile güzel Gülizar teyze. Değil mi? Taze taze. Tiyir tiyir. Çok çalışıyoruz Gülizar ablamla biz. Dağdan topladık bunları. Hı-hı. Çoban yayla, çantası. Yaylalardan. Bunun buradaki ismi ne Gülizar teyze? Yer pancarı diyor biz buna. Ebem kümeci de var içinde. Ebem kümeci var. Evet. Hanım eli var. Çivcilik var. Çivcilik. Hı-hı. Çivcilik nasıl işe? Çivcilik. Annelerimiz topluyor sonra bunları böyle karıştırıp doğuruyor. Doğuruyor. Pişirecek. Şimdi koyacak ateşe. Sonra soğuduyok biz bunları. Poşetlere dolduruyok derin dondurucuya. Kar yağış dinlemiyoruz. Kış aylarında da yiyor. Aynı tazelikte yiyoruz. Aha. Çocuklarımıza gönderiyor. Önce pişirmek lazım değil mi? Gülizar teyze. Pişirmek lazım. Burada bir kova var bakın yapılmış. Yemeğinin adı ne bunun Gülizar teyze? Yemeğinin adı pancar. Pancar yemeği mi diyorsunuz burada? Pancar yemeği diyor. Kış yemeği. Böyle çorba gibi mi? Yoksa çorba. Hafif sulu böyle az sulu. Az sulu oluyor. Yoğurtla. Aha. Yapalım mı? Yoğurtla da oluyor. Yapalım şimdi yemeği. Anlatalım izleyicilerimize. Yapalım. Hadi yapalım. Buyurun. Tarifi veriyoruz birazdan. Alıyoruz pancarlarımızı gidiyoruz. Yeter mi bu kadar bugün bize? Yeter. Gülizar ablamla beraber çalışıyoruz. Kimin için? İstanbul'daki çocuklar ve torunlar için. Onlara hazırlanıyor bunlar. Çocuklarımız için hazırlanıyor. Bu yılki yer pancarı lezzet yolculuğundan da Gülizar ablamdan gidiyor İstanbul'a. Evet. Önce pancarlarımı atayım Gülizar ablamdan. Pancarı ablacığım. Atıyor şimdi. Hepsini mi? Hepsini atıyor. Hepsini gönderiyoruz. Poşet poşet. Tamam. Bu tamam. Sıra soğan ve biber. Biber, soğan. Acı mı? Acı. Torunlar yer mi? Yer, yer. Sen onu ayarlamışsındır. Seviyorum, ayarladım onu ben. Ve? Onu hep koymayacak ama. Sen ayarını yap onun. Bunun ayarı önemlidir. Yani sebze çok yemeklerimizde bu. Bunu çok abartmamak gerekiyor. Hep söylüyorum. Madımak yaparken işte ebem gömeci yaparken, ıspanak yaparken. Bunlara hep dikkat etmek lazım. Çok koymuyorsunuz. Tabii onun ki. Bir ayarı var. Onu göz, ayarı var. Gözle anlıyorlar. Gülizar ablam yeteri kadar bulgurunu da ekledi. Şimdi ekledim. Karıştırıyoruz. Şimdi su ilave edecek miyiz? Başka. Su ilave ederiz eğer noksan gelirse. Biraz su vardı içinde kaynıyordu. Kaynıyordu. Ayarlayacağız. Sonra soğutacağız. Bir saat, iki saat pişecek bu mümürce. Ondan sonra soğutacak. Poşetlere koyup dolaba çocuklarımıza, torunlarımıza yolluyor. Yer pancarı da bu şekilde hazırlanıyor efendim. Eline sağlık Gülizar teyzeciğim. Ben meydana doğru gidiyorum. Bakalım başka hangi hazırlıklar var. Güle güle. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Hadi. Köyümüzün meşhur yemeklerini anlatacağız ablalarımızla sizlere. Çok güzel tarifler var. Evinizde rahatlıkla uygulayabileceğiniz, damaklarınızı şenlendirecek süper tarifler bunlar. Perihan ablamla tatlı hazırlayacağız size. Öyle değil mi Perihan ablacığım? Evet. Un helvası yapacak bize o güzel elleriyle. Burada Sündüz ablamla sulu köfte hazırlayacağız. Evet. Kıymalı bir dolu malzemesi olan içinde yine sebzelerimizin de olduğu. Biz Nilgün ablamızla başlayacağız tariflerimize. Nilgün abla nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Allah çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yaprakları gördüm. Sarma evet. Yapacağız galiba. Evet. Tokat yaprağı. Şimdi etleri de görüyoruz. Biz size malzemelerimizi anlatalım önce. Neler var Nilgün abla? Yağımız var. Kuru soğanımız var. Karabiber, pul biber, fasulyemiz, salçamız içine koyuyoruz. Sıvı yağ. Yarmamız var. Yarmayla yapacağız. Evet yarmamız var. Pirinç olmayacak. Yarmayla yapacağız. Evet yarmayla yapıyoruz. Pirinçle zeytinyağlı yapıyoruz. Kemikleri altına koyuyoruz. Daha lezzetli olsun evet. Diye. Tarifimize evet. Başlayalım. Galiba önce içi hazırlanacak. Evet içini hazırlayacağız. Yaprak dolmasını saracağız. Hazırlayın. Hazırlayalım o zaman sizi hazırlayalım. Gün abla buyurun. Dolmamızın içini hazırladık. Evet. Tenceremizin tabanına kemikletler dizildi, sarmaya başladı. Evet, dolmamızı böyle sarıyoruz. Çocukluk böyle sarıyoruz. Geçmiş tabii gençlik. Evet, yani. Ankara'dan gelmişim. Tokatlı. Öyle mi? Evet, buralıyım. Bir tane ben sarayım bakayım. Sar. Hmm.
Sarpımını alıyoruz. Şuradan bir tane tutuyoruz. Evet. Şunu alıyoruz. Böyle. Elimize koyuyoruz. Evet. Bu buraya. Evet. Bu buraya. Ağzını alıtabilirsin. Şöyle biraz. Heh. Yandan sarıyoruz. Atabilirsiniz. Benkinin yeri belli olsun. Bu şekilde sarıyoruz, diziyoruz içine. Kemiklerle birlikte biraz su ilave ediyoruz. Evet. Yanmasın, dibi tutmasın evet. diye. Pişerken de üstüne yağını, soğanını koyuyoruz. Sosu yapılıyor. Evet, sosu yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Sağ ol, afiyet olsun. Bunu bitiriyoruz. Sırada Sündüz ablam var. Köyün aşçısı. Sulu köfte hazırlayacağız. Sen var ya. Beren ablam ısınmanın yolunu hafif serin. Çok şu manzaralardan ödün vermemek için annelerimizde köylerde sizler için neler hazırlıyoruz. Sünüz abla. Buyurun. Ellerim hoş ısındı. Geldiniz. Siz alışkınsınız daha biraz daha alışkınsınız bize göre. Sulu köfte. Evet. Kıymayla yapıyoruz. Hafif yağlı evet. kıyma değil mi? Evet. Sebze de var içinde. Baharatlar var. Baharatlar. Onları önce sıralayalım izleyicilerimize. Önce sıralayalım. Mesela kıyma ne kıymasıdır? Dana kıyması. Dana kıyma olacak. Evet. Yağlı olacak değil mi biraz? Yağlı olacak. Evet. Diğer malzemelerimiz nelerdir? Diğer malzememiz sarımsak, karabiber, pul biber, yumurta, tuz, birazcık un katıyoruz. Sonra havuç, patates mi? Patates ve soğan var. Evet, onu önce pişiriyoruz, sonra kaynadıktan sonra köfteleri atıyoruz. Suyuna. Üstüne. Evet. Peki o zaman önce köfteleri yapalım. Önce köfteleri yapacağız. İzliyoruz. İnşallah. Sündüz ablamız. Sebzelerimiz pişti. Evet, yumuşacık oldular. Patatesler, havuçlar. Evet, birazdan yiyeceksiniz. Çok güzel kokuyor. Salça da güzelmiş bu arada. Evet. Şimdi artık evet. köfteler hazır. Tabağa yapışmasın diye altı unlandı. Evet. Köftelerin suyuyla, meyanesiyle buluşma vakti. Evet. Gönderelim şimdi abla. Gönderelim. Gitsenize. Gitmiyorum. Hadi gidin. Ben de yapıştık Şunu göstermedik. Ayrılmak istemiyor. Şunu da geri göstermediniz değil mi? Ver sen. Ver. Bak ben nasıl düşüreceğim onları şimdi. Tane tane düşer. Bak çok güzel oldu. Sündüz ablam köftelerimizi ilave etti içine. Evet. Havuç ve patatesimiz suyuyla birlikte. Köfteler şimdi pişecek efendim. Süper sulu köftemiz sulu karşımızda olacak. Evet, eline sağlık ablacığım. Sağ ol. Afiyet olsun. Sulu köfte tarifimiz de böyle. Sırada tatlı faslı var. Peren abla orada ısınıyor, tatlı için ısınıyor. Marketler yapıyor. Hazırım tatlı için. Ellerimi ne yapayım? Hazırız tatlı için. Tamam. Çok güzel un helvası yapacağız. Peren teyze ısındın mı? Isındım. Ne yapacak? Un helvası yapacağız. Şimdi onu, ya un helvaları çok lezzetli oluyor ama sen biraz da irmik atıyorsun değil mi? Evet, azıcık ben de irmik atıyorum. Ya irmik atıyorum. Bu, daha güzel oluyor, daha ağızda dağılıyor. Malzemelerimizi sayalım size. Neler var? Tereyağımız var. Evet. İrmiğimiz var. Cevizimiz var. Şekerimiz var. Sütüyle buluşturacağız. Unumuz var. Süt mü var o tencerede? Bu tenceremizde de sütümüz var. Pişmiş mi önceden? Pişmiş önceden. Soğutulmuş mu? Evet. Sıcak katacağız onu. Ha, sıcakken olacak. Evet. Isıtacağız onu da. Tabii ısıttım. Tamam. Koy ben o hazır. Ha o kaynamış. Tamam eline sağlık. Sütümüz kaynar olacak bakın ısınmış. Şimdi başlıyoruz. Önce tereyağını eritip onu mu kavuracaksın? Evet. Hadi önce kavuralım. Önce tereyağımızı...
Evet, sütünü de veriyoruz. Şekerli süt ama. Şekerli kaynar süt, sütümüzü. Şekerli sütü beraber. Şeker ne kadar attın o sütü? Bir bardak. Bir bardak şeker attın. Bir bardak şeker, iki bardak süt. İkiye bir yapıyoruz onu. Evet. O çekene kadar devam ediyoruz karıştırmaya, kavurmaya. Rengi biraz dönünce, kokular böyle güzelleşince alabiliriz artık ocaktan. Helvamız da böyle, tarihi tatlımız. Beryan teyzeciğim, ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz bu güzel helva tarifi için. Siz de mutlaka olsun. Deneyin. Yemeklerimiz ve daha fazlasıyla karşınızda olacağız birazdan. Neler var neler. Amasya Taşova'mızın şirin mi şirin çok sevdiğim köyü. Bora Boy'da yemekler ve ziyafet hazır. O kadar fazla çeşit var ki. Hani hep söylüyorum, yurt dışına falan gidiyoruz bazen konserlere. Bir ülkenin yemek kültürüne eşit bazı köylerimiz. Koca bir ülkenin Avrupa'da. Öyle zengin diyarlardan bir tanesi işte. Biz sizin için sulu köfte hazırladık. Helva tarifi verdik, un helvası cevizle beraber. Bir de sarma yaptık. İçinde fasulye bile var ya, kuru fasulye bile var. İçinde sarmanın etli, altında etleri dizdik. Üf, çok güzel görünüyor. Bunların tadılması lazım şimdi. Ben hemen üç tanesinin tadına bakayım. Ardından köyümüzde ziyafetimiz var. Önce sulu köfte. Önce sulu köfte. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hemen bir kaşık alıvereyim ya. Kasemi unutmuşum getirmeyi. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun. Torbamızı da tak. Beğenmez miyim? Çok lezzetli. Afiyet olsun. Ne kadar güzel köfteler. Elinize sağlık Sünüz ablacığım. Köyümüzün sığırlarından yapıyoruz bunları. Öyle mi? Bizim beslediği tabii tatlı olacak. Dolma vakti. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun. Bu gelin de güzel dolma yapıyor. Kötü olsa alır mıydık Tatokot'tan beri? Doğru söylüyorsun. Çok lezzetli, gerçekten harika. Gelelim helva faslına. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim. Tam sevdiğim helvalardan. Ben seni tanıyorum. Baksana bak, gözümden anlar. Elinize sağlık. Efendim, harika bir köy. İnsanları, sakinleri, yemekler, doğası. Gerçekten harikulade köylerimizden bir tanesi. Değerli muhtarımıza, hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Lezzetli yolculuğumuza bu güzel ziyafetten sonra devam ediyoruz. Ya da 100 yıllık asırlık lezzetin peşine düştük. Bir çörek var ki çok meşhur. Zamanında ona Ramazan çöreği derlermiş. Sonra gelin çöreği diye anılmış. Gelin evine gidermiş. Bugün ise Amasya çöreği diye anılıyor. Ve 100 yıldır Amasyalı hemşerilerimiz bu lezzetten vazgeçmiyor. Ahmet 4. kuşak değerli kardeşim. Maşallah 4 yıldır devam ettiriyorsunuz. Aynen. Bu işi. İyi ki devam ettiriyorsunuz. Sizden sonra da inşallah devam eder bu gelin. İnşallah tabii. Cevizlisini biliyorum. Birkaç çeşit yapıyorsunuz. Çok lezzetli. Evet. Şu an artık 365 gün hazırlanıyor. Evet. Amasya'da her gün var. Her gün var. Her gün çıkıyor. Bu sırf cevizli oluyor. Bir de bunun uzun ceviz haşhaşlı olan çöreğimiz var. Evet. Hurma çöreğimiz. Onu da biliyorum da tadına bakmadım henüz. Çok merak ediyorum. Onu birazdan da, onu da tadalım. Tabii tadacağız onu da. Şimdi nasıl hazırlanıyor? Hamurunda ne var? Bunda ceviz var, yağımız var. Mayayla yoğuruyoruz. Bol yağ mı oluyor? Biraz bunda yağlı tabii. Güzel mayasını aldıktan sonra karıştırma işlemini yapıyoruz. Yuvarlayıp fırına vereceğiz, dinlendireceğiz. Bu şekilde hazırlandı, dinlendi. Bundan sonraki işlem nedir? Şimdi bunu yuvarlayacağız. Bu tepsilere dizeceğiz. Aynen, dizeceğiz bu tepsilere. O zaman yuvarlayalım, tepsimize dizelim. Ne kadar zamanda pişecek? Bir saat. Bir saatte pişiyor hemen. Bir saatte pişiyor. Şimdi bu işlemleri izliyoruz Ahmet'imden ve tadıyoruz. Ben de yapayım, nasıl olsa elleri yıkandı. Harika. Bir
Bir hafta çalışmam lazım Ahmet gibi yapmak için. Her şey bir ilmi var, tekniği var. Kolay görünen her şey aslında belki de yıllarca el alışkanlığıyla alışılmış hareketler. Biz dikkatli bir şekilde izlemeye devam edelim. Nasıl olsa düzeltiyor benimkileri de. Bir saat bekledim, nöbet tuttum burada ve çıkıyor yani. Sesini duydum, geldiler. Çöreklerimiz geldi. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Elinize sağlık. Nar gibi kızarmışlar. Bahsettiği, Ahmet Usta'mızın bahsettiği diğer çörek de bu, bol cevizli. Cevizli ve aşağı börek ve katmer tekniği de açılıyor, böyle çarptırarak evet, açılıyor. Çarpa çarpa çok ince, zar gibi açılıyor. Hamurun dinlenme süreleri çok ilginç. Bunlar da uzun tabii. Tam dakika olmak lazım. Bir çeşidimiz bu Amasya'da. Diğer Amasya'mızın asıl meşhur çöreği de bu. Evet, yuvarlak çöreğimiz. Güzel kokuyor. Afiyet olsun efendim. Önce onu deneyelim. Tabii. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar. Poğaça değil, başka bir şey değil. Bu arada harika bir lezzet. Boyoz afiyet değil. Afiyet olsun. Çok ceviz güzel. Işte. Bol cevizler. Rengi de gösterebilirim. Nasıl bir güzel pişmedir bu. Eline sağlık kardeşim. Bir tane de buradan. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Harika, gerçekten harika. Teşekkür ederiz efendim. Amasya'ya geldiğinizde mutlaka tadın ve sevdiklerinize götürün. Eline sağlık. Afiyet olsun. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Köklü tarih ve kültürüyle göz kamaştıran, dillere destan, aşk ve aşıkların şehri Amasya'da ilk geldiğimizde tamam dedim. Elmaya doyacağız, o müthiş elmaya. Ama Amasya bize öyle lezzetler sundu ki, öyle farklı lezzetler, öyle çeşitler sundu ki elmaya sıra gelene kadar efendim yemekleri soğutmamak gerekiyor. Onu öğrendim. Elmayı yeriz tabii ama bu güzel yemekleri anlatmam lazım size. Onları soğutmamak lazım. Her geldiğimizde mutlaka Amasya'ya bazı dostlarımızın hem bir demli çayın hem de muhabbetine talip oluyoruz. Onlardan bir tanesi de Yaman abimiz. Biz onu çok seviyoruz. Nasılsın Yaman abi, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Amasya'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Özellikle Amasya tanıtım noktasında Amasya mutfağımızın, Amasya mutfak kültürümüzün çok özel bir yiyeceği. Bana göre o bir tören, bir kutsal tarihsel içerikli bir özel bir yemektir. Bir yemek. Bunun tabii işlem basamakları bir emek istiyor. Doğru malzemeler ve doğru pişirme yöntemiyle ortaya lezzetli ve nefasetli bir fırın keşkeği çıkıyor. Doğru anladınız. Keşkek anlatacağız. Evet. Amasya'nın tescilli lezzetidir. Tescillenmiş lezzetidir. Keşkek burada çok farklı bir usulde yapılıyor. Aslında en doğru usulde yapılıyor. Ve gerdan etinden yapıyorlar. Evet. Kuzu gerdan olmazsa olmazlarımız. Biz size malzemelerimizi söyleyelim. Yaman abinin bize hazırladığı zaman zaman tattığımız o meşhur keşkeğin tarifini verebileceğim için şu an çok mutluyum evet. İzleyicilerimize. Siz de bu tarifi kaçırmayın. Yağlarımız, nohutumuz, buğdayımız, gerdanımız, pastırmamız, tereyağımız ve küpümüz. Biraz da suyumuz ve tuzumuz var. Bundan bir defa bulmanız gerekiyor. Evet. Bakın Hititlerde nasılsa küp bugün de aynı şekliyle üretiliyor. Şimdi tabii tören yemeği olduğu için büyük kazanlarda karıştırılarak keşkek pişirilir. Ama bizde öyle değil. Küplerde. Bizde fırınlar hazırlanır. Normal bir ısıya geldiği zaman malzemeler içerisinde bütünüyle çiğden konur, fırına verilir. Yaklaşık 8 ile 12 saat arasında değişen süre içerisinde bir geceden sabaha kadar keşkeğimiz pişer. Sabah çıkarıldığı zaman bütün eş, dost, gelen misafirlerle bu güzel yemek paylaşılır. Evet. Şimdi bunun dizme şekli nedir? Şimdi önce keşkeğimize en alt kısmına gerdan kuzu gerdanı yerleştiriyoruz. Peki sonraki sıralama nedir?
Sonraki sıralama kesinlikle yarma olacaktır onun üzerine. Ardından? Ardından nohut. Hı hı. Nohuttan sonra diğer yağlarımız ve pastırmamız olacak. En üstte pastırma olacak. Tabii. Sonra su ve tuz. Biz malzemelerimizi diziyoruz. Efsane lezzeti fırının derinliklerine gönderiyoruz. 10 saat pişecek ama evet, tatmak için hazırı vardır fırının bir köşesinde elbet. Evet. Öyle umut ediyorum. Evet. Yoksa bütün gün buradayız Yaman abi. Olsun, başım gözümüzün. Çok teşekkür ederiz. Ben ellerinize teşekkür ederim. Sağlık. Yaman sağ abimizi dikkatli bir şekilde izliyoruz. Bunu tamamlıyoruz. Ardından bir sürprizim daha var. Neriman abla gelecek. Acaba bize ne anlatacak? O da çok güzel. Evet. Sürpriz. Buyurun, kolay gelsin. Sürprizimizle karşınızdayız. Neriman ablam geldi. Bize tarihi bir yemek anlatacak. Bakla dolması. Bakladan dolma yapacağız. Evet. Asma yaprağına saracağız onları. Aynen. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel hazırlık için teşekkür ediyoruz. Amasya'da çok seviliyor. Amasya'nın en meşhur yemeklerinden bir tanesi. Düğün yemeğidir. Bu da mı düğün? Ha, düğünlerde genellikle pişer. Boyun eti tercih etmişsiniz yine. Evet, boyun eti çünkü aynen şeyin içinde dağılmasın. Piştiği zaman kemik kırıkları olmasın diye koyunun boynunu kullanıyoruz. Keşkekte olduğu gibi. Evet, keşkeğimizde olduğu gibi. Peki hangi malzemeler var? Meşhur baklamız var. Evet. Baklamızın normal hali bu bakla. Bu evet. Haşladığımızda bu şekli alıyoruz. Aynen. Islıyoruz haşlama. Islatıp kabuklarını soymak için. Yoksa taş gibidir. Soyma mümkün değil. Diğer malzemelerimiz peki nelerdir? Bu da koyunun kuyruğudur. Kıkırdak derler burada. Kıkırdak da diyorlar değil mi bazı yerlerde? Evet, kıkırdak derler. Biraz kavuruyorlar ama. Aynen. Değil mi? Önceden aynen, biraz kavrulmuş. Aynen. Bunu ezecek miyiz? Neden kavrulmuş? Bunu havanda döveceğiz. Malzemelerimizi izleyicilerimize sıralayalım. Heh. Bakla dolmamızda neler var? Baklayı söyledik. Asma yaprağımız var. Dereotumuz, evet, maydanozu, pastırması, salçası, sıvı yağ, tuzu bir miktar, soğanı var. Karabiber. Karabiber. Dereotu. Dereotu, evet. Yarma. Yarması var. Yarmayı ıslatmışsınız. Evet. Yarmayı da ıslatıyoruz yaprakları patlatmasın diye. Yoksa kuru olursa yaprakları patlar. Evet, güzel olmaz pişerken. İçimizi hazırlayacağız o zaman daha aynen, önce. Aynen, hemen buyurun o zaman, hemen içimizi hazırlayalım. Ablacığım bu kadar güzel iç yapılır mı? Hı. Dolmamızın güzel olması için gerekenler. Ne kadar hoş görünüyor. Evet, pastırması, soğanı, maydanozu. Oo, bohçalar hazır. Minicik minicik. Evet. Dolmaları gönderiyoruz, sonra pişirmeye uğurluyoruz. Ne kadar zamanda pişer? 1,5 saatte pişer, yavaş yavaş. Ocakta ağır ateşte, evet. Taş fırında da pişirebiliriz. Öyle pişiyor mu? Evet, öyle de çok güzel olur. Düğünlerimizi özellikle taş fırınlarda pişiririz. Daha lezzeti artar, daha güzel olur. Biz de öyle yapalım. Aynen, yapalım. Fırınımıza sürelim, fırınımıza bitsin. Keşkekle beraber pişsinler. Pişsin, evet. Neriman ablamıza çok teşekkür ediyorum. Amasya'mızın en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Sadece biri ama çok önemlisi. Bakla dolması. Bu güzel tarifi paylaştığım için sizlere ben çok mutluyum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Birazdan bu muhteşem lezzetleri tadacağım ve çok sabırsızlanıyorum. We'll be right back.
Masada şölen var. Evet, Amasya'da şölen var. Çünkü şölen yemekleriyle karşınızdayız. Bakla dolmamız çok güzel görünüyor. Neriman ablamızın eline sağlık. Etleri gerdan etinde üzerine dizmiş. Müthiş bir sunum. Bakır sunumlarımızda. Keşkeğimiz çeşit çeşit yapılıyor ama biz size orijinalini hazırladık. Yaman abi çok seviyor keşkek hazırlamayı. Gerçekten çok lezzetli yapıyor. Turşular çok güzel. Yağlı var. Sac yağlısı. Su böreğimiz hazır. Tırtıl baklavası çok meşhur burada. Kıyır kıyır ağzınızda kaybolup gidiyor. Tuz da buz oluyor. Bol cevizle hazırlıyorlar. Müthiş. Salatamız da hazır. Önce keşkekten başlıyorum denemeye. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Nohut öyle bir güzellik katmış ki bu karışıma. Zaten gerdan eti çok lezzetli. Yarması çok özel. Kırılmamış yarma. Size anlatmıştım. Onunla birlikte nohutun ve pastırmanın verdiği aroma müthiş. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim. Gerçekten çok. Buyurun dostlar buyurun. Halil... Meşhur bakla dolmamız. Sanki içinde de et var. Ağzınızda kaybolup gidiyor. İncecik yapraklar dağılıp gidiyor. Yani şöyle dokunsanız parçalanacak gibi ama hala kendini muhafaza ediyor. Orhanca lezzetiyle, yumuşaklığıyla. Neriman ablamızın deline sağlık. Ben biraz güzel yemeklerin keyfini çıkaracağım bu şölenin. Ardından farklı bir tarifimizle karşınızda olacağım. Lütfen ayrılmayın. Müthiş yemekler sizleri bekliyor. İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Lezzet yolculuğunun Amasya bölümünde şöyle etkileri var efendim. Birincisi, izleyen Amasyalı hemşerilerimiz akşamki yemek için ilham kaynağı. Evet. Onlar için bu program ilham kaynağı olacak. Buralılar için, Amasyalılar için. Amasya'da olmayan, Amasyalı olup da farklı illerde ve ülkelerde yaşayanlar için burnunda tütecek. Evet. Maalesef evet. Özür diliyoruz. Hiç gelmeyenler için de şöyle bir etkisi var. Bilet aldırıp bavulu toplatacak, buraya getirecek onları. Öyle yemekler, öyle ustalar. Güngör abi nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz size. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Çok burada meşhur olan bir lezzetle tanıştıracağız ama tarihi çok eski değil. Sizin bulduğunuz bir lezzet bu. Evet, evet. Tavuk germeç ve kuzu germeç hazırlayacak Güngör abi. Germe var işin içinde galiba. Bütünlük anlamı. Lezzeti ve suyu hiçbir yere gitmeden, işlemi de zaten siparişten sonra yaptığımız için hiçbir bıçak değmeden şişlerimize bunu yerleştireceğiz bozmadan. Ve fırınımıza atacağız. Kaburga tabii ki seçiliyor. Evet, kaburga işlenip alınıyor, ikiye bölünüyor. Tavuklarımızda da but ve göğüs ağırlık yapıyoruz. Evet. Kuyruk yağı aralarda lezzetlenmesini sağlayacak. Çünkü kuyruğu yağ diyor, az diyor bu kuzuların. Kuyruk. Tavukta da kullanıyor musunuz? Tavukta da kullanıyoruz. Yani. Önce tavuklarımızı hazırlayalım mı? Tabii hazırlayalım. Hazırlık aşamasına geçiyoruz. Evvela tavuğumuzu yapalım. Evet. Tavuk germeç. Ardından kuzu germece geçeceğiz. Bakalım Tabii. Tavuğumuzu nasıl hazırlıyor Güngör Usta. Tavuk germeçlerimiz hazırlandı. Üzerlerinde kuyruk yağı var. O ısıyla beraber aşağıya doğru akacak. Daha lezzetli olacak. Aynı şekilde Evet. Kuzu kaburgalarımızı da tıpkı sökük diker gibi değil mi? Evet, aralarından geçiriyoruz. Çünkü aradan geçmezse bu kayar eldikçe evet kayar. Aşağıya kayar. Onu muhafaza etmek gerekiyor. Bu şişlerde kalması gerekiyor. Tabii. Ben size söyledim. Çıkıp geleceksiniz ama yani, size. Yani. Pişiyor. Birazdan masada oluyor ve ben de tadıyorum. Evet. Güngör Usta'ma çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun efendim.
Amasya'mızın tarihi lezzetleriyle karşınızdayız. Size iki tarif verdik. Güngör Usta'm çok güzel bir şey keşfetmiş. Pişirme taktiği aslında. Onu da o kadar güzel yapıyor ki. Germeç yaptık. Hem tavuktan hem de kuzudan. Kuzunun kaburgasından, tavuğun da göğsü ve budundan. Pişirme usulü çok güzeldi. Hoş görünüyor. Hiç soğutmayalım. Biz hemen deneyelim. Önce tavuğumuzdan başlayalım. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Eti falan çok güzel yani. Şunu da alalım. Böyle yiyorsunuz. Vazgeçtim bundan başlıyorum. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Halil... Közlenmiş, çok lezzetli bir hare bürünmüş. Eti de çok güzel pişmiş. Ne kurumuş ne çiğ kalmış. Tavuğumuzu de. Çok güzel. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Rukiye'nin verdiği olağanüstü bir lezzet var. Gerçekten çok güzel. Tavuğun tadına varabiliyorsunuz. Harika. Ustamızın eline sağlık. Şimdi Amasya'daki diğer lezzetlerimizi de anlatabilmek için yolculuğa devam etme vakti. Hadi bakalım sırada hangi tarifimiz var? İnsanoğlu yüzyıllar boyu iyiye, güzele ve her zaman doğruya yönelmiştir. Yemek durumunda da bu böyle, yemek meselesinde. Önce karnını doyurmayı öğreniyor. Sonra nefasetine, besleyiciliğine önem gösteriyor. Sonra da görüntüye. Amasya bunu çok iyi yapıyor. Çünkü sultanlara layık, şehzadelere layık sofralar bu diyarda. Ustaları çok kıymetli. Genç ustalar da öyle, Salih kardeşim gibi. Biz size çok güzel tarifler vereceğiz birazdan. Evinizde hazırlayabileceğiniz, herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel tarifler bunlar. Lezzetli mi lezzetli tarifler ve tarihi yemekler. Salih Usta nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bamya'yı çok seviyoruz. Evet. Belli illerimizde gerçekten çok güzel bamya yemeği yapıyor. Onlardan bir tanesi de Amasya. Evet. Ardından incik, evet. Kuzu incik hazırlayacağız. Sonra meşhur elmamız. En güzel kokan, ince kabuklu misket elmasından tatlı hazırlayacağız size. Elma tatlısı tarifi vereceğiz. Memleketinden. Tam memleketindeydi işte o tatlının. Malzemelerimiz nelerdir? Malzemelerimizi sayayım. Kuzu eti, tuz, pul biber, baharat olarak tabii. Evet. İçerisinde soğan, sarımsak ve domates kullanacağız. Ekstra domates salçamız var. En sonunda bamyamız var. Evet. Önce galiba soğanlar, sarımsaklar, etler kavrulacak. Evet. Neanesini hazırlayacağız. Evet. Salih Usta'mı dikkatli bir şekilde izliyoruz. Salih Usta'mız meyhanemizi hazırladı. Soğanı kavurdu, etleri kavurdu, baharatları attı. Diğer tüm karışımımızı tencerenin içine ilave etti. Evet. Sadece bir eksik var. O da çiçek bamyamız. Buyurun usta. Salih Usta'ya bu güzel tarif için çok teşekkür ediyorum. Bir sorum kaldı. Bamya atıldıktan sonra ne kadar süre kaynayacak? Yaklaşık 15 dakika. 15 dakikada pişecek. Evet. Tamam, alacaksınız ocaktan. Teşekkür ederiz. Sırada kuzu incik var. Şimdi kuzu incik hazırlayacağız Salih'imle. İncikler gelmiş buraya. Bunun ön kol ya da but olması önemli midir? Yok, değil. Fark etmiyor. Yok, değil fark mi? Fark etmiyor. İkisi ön kol olabilir, ikisi evet. Buttan olabilir. Biz de herhalde öyle yaptık. Evet. Neler katacağız içine? Soğan, havuç, kereviz, domates, defne yaprağı ve biberi olacak içerisinde. Baharat olarak sadece tuz kullanacağız. Evet. Kuzularımızı önce tavada mühürleyeceğiz dış kısımlarını. Evet. Isıyla direkt temas etmesin, içine işlemesin sıcak diye. Usta mühürlemesini yapsın. Ben de dikkatli bir şekilde onu izleyeyim. Evet. Bu daha yumuşak olmasını sağlayacak. Suyunun içeride kalmasını sağlayacak. Evet. Etin suyunu izliyoruz.
Salih ustamız inciklerimizi mühürledi. Daha da yumuşak olması için suyu içinde muhafaza olsun diye yaptı. Evet. İri doğranmış kerevizimiz, havucumuz, soğanımız hazır. Normal doğranmış domatesler de hazır. Biberiye ve defne yaprağı onlar da beraberinde gidiyor mu fırına? Onlar da beraberinde gidecek fırına. Kaç saat pişiyor o fırında? 140 derecede yaklaşık 6 saat. Bayağı pişiyormuş. Evet, bayağı pişiyor. Buna masaya gelip yememiz lazım. Evlerde yazık olur. Evlerde elektrik faturası biraz ağır gelebilir. Evet, çok lezzetli ama biraz sabır gerektiriyor. Sabır ve sebatla beklemeniz gerekiyor bu yemeği. O yüzden çok lezzetli oluyor. Ustam hazırlıyor sebzelerimizi, ilave ediyor güvecimize, her şeyi koyuyor. 6 saat pişeceği fırına uğurluyoruz. Evet. Ardından elma tatlımız var. Meşhur elma tatlısı tarifiyle karşınızda olacağız. Eline sağlık. Buyurun. Meşhur Amasya'mızın mis kokulu misket elmaları geldi masamıza. Çok güzel görünüyorlar, ince kabuklu. Yemesi o kadar keyifli ki yani, bulabilirseniz mutlaka ama Amasya'dan gelmesi lazım. Hani her Amasya elması o elma değil. Şimdi çok ilginç bir şey gördüm senin tarifinde. Keçi boynuzu var. Evet. Niçin keçi boynuzu? Keçi boynuzu ve gül kurusu var onların dışında. Onların hepsi içerisinde lezzet vermesi için. Renk de veriyor mu? Renk vermesi için tabii. Gül kurusu bir nevi renk için, keçi boynuzu da lezzet için. Onun dışında kaynayan bir suyumuz var. Evet, içerisinde şekerle beraber suyu kaynatıyoruz. Oranı nedir? Bir litre suya ne kadar şeker atsın? Oranı bir litre suya 300 gram şeker. Şimdi elmalarımız haşlanacak mı, soyulacak mı, şekillenecek mi? Önce soyulacak. Evet. Ortadan ikiye kesip içindeki çiğitlerini alacağız. Kaynayan suyun içerisinde bırakacağız ve keçi boynuzu, gül kurusu ve karanfilde üzerine ilave edip yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğiz. Salih ustamız şimdi elmalarımızı doğruyor, son şeklini veriyor evet. Ve kaynaması için tencereye atıyor. Diğer malzemelerimizi de ilave ediyor. Daha sonra sunuma hazırlanacak. Evet. Üzerinde bir şey oluyor mu? Üzerinde genelde kaymak kullanılıyor. Kaymak. Evet. Olur mu? Olur. Öyle olacak yani. Öyle olacak. Eline sağlık şimdiden o zaman. Salih ustamıza teşekkür ediyorum. Birazdan bu güzel yemeklerimizi ve tatlımızı tadacağım. Ama türküler de olsun. Mesela tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geceli, vay vay. Bu da olsun. Üstadlar gelecek, türküler eşliğinde yemekleri birlikte tadacağız. Ayrılmayın. Kolay gelsin. İzliyoruz. Sağ ol. Asya Belediye Konservatuarı, değerli hocalarım, dostlarım, ağabeylerim, onları çok seviyorum. Yine kulaklarımızın pasını sildiler Şehzadeler Diyarı'nda. Sevgili müdürümüz Muammer abim, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, biz de iyiyiz, sağ olun. Mustafa abicim, Yasemin Hanım, yüreğinize sağlık. Değerli üstadlarımız, hocalarımız, en sevdiğim türküyü okuyuverdiler bana.
Değme Felek'le Tek Kapıyı çok seviyorum. Tabii ki Amasya'nın tüm türküleri çok kıymetli. Ama bazılarına böyle gönül aşina oluyor, böyle daha çok ısınıyor. Çok güzel türküler vardır. Köklü tarihi ve kültürüyle gerçekten göz kamaştırır bu güzel diyar. Türküleri de öyledir. Türküler güzel, yemekler de güzel tabii ki. Amasya'nın her şeyi bir başka güzel. Onları tadalım, anlatalım. Her sofrada mutlaka toyurga ya da toyga. Toyurga da deniyor köylerde. Sizlere üç güzel tarif verdi Salih ustamız. Birisi hepinizin çok sevdiğine eminim. Çiçek bamyadan yapılan etli bamya yemeği. Diğeri incik, kuzu incik. Altında buğdayla değil mi? Yarmasıyla beraber keşkek kıvamında daha kuru. Lapa gibi. Ama tek tek buğdayları görüyorsunuz. Çünkü buranın buğdayı çok özel. Ve elma tatlımız kaymaklı. Tıpkı Salih Usta'nın söz verdiğinden daha fazlası var. Fındıkla, bademle ve cevizlerle taçlandırılmış. Teşekkür ediyoruz. Ustamızın eline sağlık. Bamyadan başlıyorum denemeye. Çünkü türküler için de sabırsızlanıyorum. Tıpkı sizler gibi. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Çok seviyorum ve çok hafif olmuş. Harika. Bu tarif mutlaka yapılmalı. Devam ediyoruz. Biraz da kuzu inciğimizden alıyoruz. Tabağımıza. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Sayfa sayfa bırakıyor kendini ve çok lezzetli. Sırada tatlımız var. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Amasya'nın elması tabii ki kendi türünde en iyi tatlıyı buraya konduruverecek. Çok lezzetli bir elma. Ustalarımız da çok yetenekli tabii ki. Harika bir tatlı, mutlaka denenmesi lazım. Ama Amasya elması, Amasya elması. Diğer elmalardan da belki yapabilirsiniz ama en güzelini bu şekilde tüketeceksiniz. Ustamızın eline sağlık. Efendim, bizler yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şehzadeler diyarını, aşk ve aşıkların kentini anlatmaya devam edeceğiz. Türküler eşliğinde, en güzel manzaralar eşliğinde. Aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Üstadlarımızdan, hocalarımızdan size bir türkü daha armağan edeceğiz. Bu türkü tüm Amasya'yı özetleyecek Muammer Üstadım'ın eseri. Hep birlikte dinliyoruz. Yüreğinize sağlık. Sağ olun.